Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Ufuk Volkan Kardeşler kanalına herkese merhaba. Bir önceki videoda malumunuz geçirdiğim Covid hastalığı sebebiyle diğer videolarda yoktum. Beni özlemişsinizdir belki. Yeniden geldim. Bugün kanalımızın misafiri Mesut abi. Mesut abi, seni tanıyalım. Mesut abi kimdir, nedir, nedir, necidir? Kuyumculuk işiyle uğraşıyorum ben. Çok güzel abi. 38 yaşındayım, evliyim, bir tane oğlum var. Arabaları seviyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Hobi olarak hastasıyız diyorsun yani. Hastasıyız. Bir tesisatçı olsam bu kadar zaten tesisat olmazdı diye düşünüyorum. Olmaz. Aynen öyle. This is the future. Evolution. This is the future. Abi, sorularıma başlamadan önce, bu tarz arabalarda fazla böyle şeyler yapan yok. Neden Polo gibi bir arabaya başladık, yaptık böyle bir araba abi? Vallahi ilk başında buna ufaktan başladık. Yetmedi. Ufaktan yani, dedim. İki takım, üç takımla başladık. Yetmedi. Bir sidik yarışı var insanlarda. Tabii zaten. Bu bizim tesisat camiasında şey var. En son dibi neydi bunun? Gittik bunlara yapıştık. Boş yer kalmasın. Aynen sana. Doldurduk. Şimdi abi, sorularımıza başlamadan önce, aracımız kaçmadan ilk önce arabanın araba dedi. Araba 2012 1.4 Comfort Light, düz motor. Benzinli. Benzinli. Normal düz motor. Aynen. Keşke turbolu olsa 1.4 TSI. O zaman buydu nasibimiz. Değil mi? Biz de kaçırmayalım diye biraz renginden dolayı da. Seri olabilir belki biraz daha. Ama iyi, yükü çekiyor mu abi bu yükü? Çekiyor. Çekiyor değil mi? Ama yokuşta gidemiyoruz. Evet, yokuşta gidemiyor. Ben de çok zorlanıyorum bu konuda. Bir de aileyle sıkıntı oluyor. Evet. Senin Mete miydi abi çocuğun Mete adı? Arkaya sığıyor değil mi abi çocuk? Sığıyor. Güzel. Arkada ufak bir yer var arkadaşlar. Ama ne gerek var ki ya? Ya aslında böyle araban olduğu zaman bir tane de araban olması lazım. Tabii yedek araba. Şahsen ben şununla, yani bir kere hanımı, çocuğumu, bir kere baldızdan aldım, eve getirdim. Yani ikinci sefer yok yani. Niye? Çünkü gidemiyorsun, anladın ya mı? Ya böyle bir tesisat araban varsa yedek araba şart gibi bir şey oluyor. Ya mecbur çok ya. Sağ sola da misal Tekirdağ yazlığa gidiyorum. Aklım burada kalıyor, ben arabayla yani gidiyorum. Yani o da tabii ayrı. Ha, bu araçta şu an ne var? Sana onları soralım. Bu arabada kaç adet hoparlör var? Vallahi. Takım olarak mı artık? Hoparlör sayısı olarak mı? 20 adet. Bayağı bir var. 20 adet, 25 santim hertz marka. SPL Show. SPL Show. Gerçekten var. Başarılı bir ürün. Bu işin zirvesi denilebilecek kadar. 8 adet ön kapılarda var gene hertz SPL Show. Eyvallah. Ben sana şey soracağım. Sıra sıra gidelim. Şimdi 20 takım, 20 adet, evet. 10 takım, evet. 25 santim SPL Show'umuz var, evet. Hertz olarak. Bu kolonlar 4 ohm mu bağlı, 2 ohm mu bağlı? Biz dışarıya çaldırmak için SPL Show'ları 2 ohm bağlıyoruz. 2 ohm, aynen. Dışarıya, evet. Evet. Sidik yarışında arkadaşlar, dışarıya çaldıracaksınız. Yani ne kadar omaj düşerse ses o kadar, evet, daha yükselir. Bilmeyenler için söylüyorum. Sistem var yani. Kanka, amfide kanal girişleri var. Vardır. Oradan paralel bağlantı, düz bağlantı. Mesut abi kuyumculuk yapıyor. Evet, kuyumcuyum. Altın işini. Yani bu durduk yere sorarlar belki. Der ki bu kadar parayı nereden buluyor? Bir de kuyumcu arkadaşlar. Kayserisi yani. Paranın işini bilen adamsın. Kurnaz adamsın yani. Şimdi tekrar açıyorum. Adam kuyumcu. Aynen, harcı. Bu yapmasını kim yaptı? Harcı. Şimdi 20 tane midrancımız var. Evet, 20 tane 25 santim. Evet. Twitter'ımız ne var abi? Kaç adet Twitter var? Twitter 4 takım var. Yani 8. 8 tane biraz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük mıknatıslı götü uzun olan Twitter'lar mı? Evet. Datorun değil, evet, mi? Çok harika çalıyor. Kulak, affedersin. Yeterli. Zaten biliyorsun SPL Show'lar biraz ince çalıyor. Arabi boca modeli. Yani. Evet. Aynen öyle. Şimdi arabanın içine geçecek olursak, burada anlatmak istediklerimiz bu kadar derken. Bu araba ilk başta bir de arka kapılar iptal değildi. Sonradan, evet, yine eklettirdi. Evet. Onları da söyleyeceğim. Daha şöyle bir şey söyleyelim. Zaten malzeme çıkacak. Buradaki amfilerimiz ne abi? 1.4 Massive'in amfileri var orada. 2 adet. 1.4 masivin amfileri, evet, var, 2 adet. Bunlarla ne? Burayı mı? Aynen. Şu alt taraf, bir de şu üst tarafın içeride amfisi var. Anladım. Koltuğun altında yani. Her yerde amfi var. Kaç tane amfi var peki? 8 tane amfi var. Vay anam abi, 8 tane amfi var. Arabada oturacak yer yok ya. Harbiden çok fena ya. Güzel ya. Hadi çılgın. Sen bir çılgınsın, biliyorsun değil mi? Peki bas olarak neyle besliyorsun bu arabayı? Basa ama. 6000.1 race. Sen tizi ver, ben bası vereyim mesela. Aynen. 6000.1 race'in amfisi var, bas amfisi o da. 1.10'da 10.000.1, evet, basıyor. Aracımızda bas olarak ne kullanıyoruz abi? Bas olarak 38 santim Dator'un iki tane sup var. Onlara bakalım mı abi? 2500 RMS. Bakalım. Mesut abi, bu arabaya kaç kere tesisat değiştirdin sen? Ben sana söyleyeyim, en az 5 defa değiştirmiştim. Bir dakika işte. Tuna son 1, 4 defa.
4 defa sistem komple değişti. 4 defa sistem komple, abi, altyapı komple fazladır değişti. Fazladır abi ya. Yok 4 defa. Abi geçen 30'lar vardı seslendirmede. Tamam. Onları söktüm mesela, bunu koydum. Kapılara ekleme 30 yaptım. Varken 1. Ondan şimdi önce 2. Yoktu. Ondan önce 3. En önce de 4x 4. Basları değiştirdin. Baslar değişiyor zaten. He. Sıkıldıkça basları değiştiriyorsun. Şu anda en memnun olduğum her 5-6 defa. Aynen. Her serisinden devam ediyoruz. Gerçekten başarılı, evet, bir cihaz arkadaşlar. Benim olmadığım yerde ama her. İyiyse ben yoksam iyidir, anladın mı? Şimdi arabanın içine geçelim. Basları merak edenler var. Ben abi basları göster diyenler var aranızda. Onları duyar gibi oldum. Sen öbür tarafa geç kameraman lavuğu. Evet abi, şimdi baslara geldik sonuç olarak. Evet. Bu basların körükleri çok geniş. Evet. Hakikaten acayip bir, devasa bir bas gibi duruyor. Memnun musun baslardan ben, abi? Daha önce de birçok bas kullandım. Hı-hı. Sürekli değiştirdim. 2 senedir bu baslarlayım. Memnunum. Yanma, yanma falan. Katiyen. Tel atma. Hiçbir şu şey an günümüzde olmadı. Baslardan şikayetçi olan çok insan var. Alıyorsun, tel atıyor. Yok, kesinlikle körüğünden bir ayrılıyor. Kez bile bu tamire baslar gitmedi. Tamire gitmedi. Sen de biliyorsun, Volkan da ben biliyorum biliyor. Da bilmeyenler sürekli için. Sürekli yani araba aktif, her yere gidiyorum yani ben. Sen her yere asılıyorum. Gidiyorsun. Aynen, evet. Hiç abi. Hiç de bir şey olmadı yani. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Şu an bu baslardan 2 tane var, doğru evet, mu abi? Evet. Kaç RMS bir tanesi? 2500 RMS. 2500. 5000 RMS var arabada. 5000 RMS, evet. Çok güzel. Yani o ufacık bir poloya göre. Zaten bu kadar zaten malzeme sızdırması ayrı bir zaten mucize gibi bir şey. Tavanını da şey yaptım ben bunu. Projesi var. Kaplattırdım. Artı olarak. Siyah mı? Tabii. Tabii. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Bu basları en fazla en düşük kaç hertz'e kadar okutabiliyorsun? Valla yalan olmasın Ufuk, 26-28. Daha ben altlarına inmedim yani. 26-28 de güzel ama. Çünkü bunda ses var. Aynen. 26-28 de güzel. Sana üst olsun yeter abi. Dışarıya tonlama versin bana, evet, yetiyor. Yeter. Yok ama böyle cam titrettireyim sağ sola şey, öyle bir şeyim yok benim. Olsa yani zaten 4 tane ister. Evet. Aracımız dizel mi benzinli mi? Benzinli. 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 1.4 benzin. Anladım. Bas amfim burada. Bas amfisi burada. Araçta kaç tane akü var abi peki? 3 tane normal akü var. Jel akü 150. Bir tane de Optima var. Normal araba aküsü var. Normal yani araba aküsü. Evet. Şarj dinamosu küçük. Ben takmıştım buna zamanında arkadaşlar. Aynen. Q7'nin benim Kangoo'daki olan şarj dinamosundan var. Evet. 180 mi? 200 mi olması? 180. 180 aynen. 180 panel. Orada işte bizim burayı anlatalım abi. Kokpitimiz. Gel abi istersen sen buraya. Geleyim, al. Evet abi, bilmeyenler vardır belki. Evet, evet. Bu ne işe yarıyor abi? Bu işlemcimiz, biz sesi buradan yönetiyoruz. Bunlar düğmelerimiz, misal. Ben sadece ön direğin çalmasını istiyorum. Bu düğmeyi açıyorum. Tamam. Bunlar kapı, bas, arka bagaj şeyi. 4 tane düğmemiz var yani. Nereyi dinlemek istiyorsam orayı açıyorum. Bu da akü göstergemiz. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Neden böyle yüklü arabalarda herkes işlemci kullanıyor? İşlemcide şöyle bir şey var. Sesi daha ileri atma, kesme, ne bileyim önle arkanın ayarları. Sol önce başlasın, sağ sola devam etsin. Kesmelerini daha şey yapıyor bu işlemciler. Bir de bilgisayardan ayarlıyor. Aynen. Kullanımı daha basit. Değil mi? Bana göre. Yani double veya bir pioneer tape'ten cart diye kesemiyorsun. Bundan şöyle yaptığın şöyle zaman, yaptığı zaman aynen, böyle açılıyor. Aynen öyle. İşlemcimizin markası ne? Reis. İlk zamanlardan beri aynen. Reis değil mi abi? Ben değiştirmedim. Memnunum. Yani değiştirmeyi de düşünmedim yani şu zamana bu kadar. Arabayı yaptığına pişman mısın abi? Hayır. Kesinlikle değilim. Bir daha olsa bir daha yapar mıydın? Yaparım. Ön kapılarımızdakiler 20 santim herhalde abi. Evet, 20 santim SPH yok. Onlardan kaç takım var? 4 takım ondan var. 10 takımda 25 santim var. Ha, 10 takım 25 santim, 4 takım da bundan var. Evet. Bak orada biz orada hataya düştük ya, dedik ulan sayı daha fazla gibi duruyor. Meğersem şey, bir de şey var, direkler var. Direkleri canımız sıkıldıkça değiştiriyoruz. Değil mi? Onu biliyorum. Aynen, yani sürekli öyle değiştiriyorsun. Değiştiriyorum yani. Malzeme bol. Mesut abi sen şimdi bu arabayla gündelik hayatta kullanıyor musun? İstediğin yere gidiyor musun? Geliyor musun? Bu arabanın bu kadar tesisatlı olması senin için iyi bir şey ama sağa sola bırakamıyorsundur ister istemez. İllaki. Ne gibi zorluklarını gördün? Ne gibi zorluklarını gördüm? Misal bir yerde misafirliğe gidiyorsun. Otopark yok. Yok. Mecburen gitmiyorsun. Aklın orada kalıyor. Değil mi? Gitmiyorum veya gittiğim zaman da arabayı camın önüne bırakıyorsun yani gözümün görebileceği yerde duruyor araba. İşte sana bir tane yedek araba şart olmuş. Ya. Yavaş yavaş şart, şart olmaya başlamış. Niyetlendik bu korona şeyine, olmadı. İster istemez. Aynen.
Olmadı. Sen nasip kısmet yani. Paranın içindesin yani. Evet. Sen verirsin, bastırırsın, parayı alırsın abi. Önemli değil senin için. Korona seni niye etkilesin ki, ben onu anlamadım. Müşteri gelmiyor. Yok, bir şey yok. Anadolu piyasa, ne bileyim sonra. Sünnettir, düğündür, hiçbir şey yok. Bu abi yokuşta falan kalıyorsun değil mi bu arabayla? Hayır. Aynen kalıyorum. Değil mi yokuşta? Sarıyor. Boşa çıkıyor. Sarı. Ağırlığı peki, bu ağırlığı, bu orijinal jantları taşıyabiliyor mu araba? Taşıyor. Taşıyor değil mi? Evet. En uzak gittiğin bir yer var mı abi bu arabayla bu şekildeyken? Kütahya'ya gittim. İllisine çıktı ya. Eskişehir'e gittim. Her yaz, her hafta Tekirdağ'a gidip geliyorum ben. Aa. Her hafta sabittir. Yani işte. Çok şükür bırakmadı ama şöyle bir şey var. Misal 10.000'de bir bakım olur ya bu arabalar. Ben 3.000'de 4.000'de bir götürüyorum, yaptırıyorum. Aynen. Böyle bir şey var. Çünkü doğru. Daha çok yorulduğu için. Tabii. Kilometreyi beklemiyorsun. Kilometreyi beklemiyorum. Neden? Düğüne gidiyoruz, şey, sürekli araba çalışıyor. Yani ömrünü alıyor. Aynen. Gibi bir şey. Allah'tan benzinli de öyle ha. Uzun dönem bakabilirsin. 3.000'de 4.000'de ben götürüyorum. Baktırıyorum A'dan Z'ye. Çok şükür de yolda da bırakmadı. Buraksa da Ufuk kardeşimiz ya, var. Tamam. Buradan bir ailemizin çekicisi. Ufuk direkt ben şeyi bırakıyorsun buraya. Çekici numarasını. Öyle yani. Dışına geçelim abi. Allah kaza bela vermesin abi. Çantalarına falan bakalım. Bu arabanın kapısını kapattığın zaman kanka. Olay bitiyor. Olay bitiyor. Dışarıdan. Ha, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çant lastikli bir arabaymış gibi. Evet, stok bir arabaydı. Şimdi cant seçimin ne, bu jantların ismi abi? Gel istersen böyle çek cantları. Interlagos. Interlagos. Aynen, evet. Interlagos. 17 mi abi? Bu? 17. 205, 40, 17. Normalde evet. Bu arabalar 4 Peugeot muydu? Ben öyle mi hatırlıyorum? 4 Peugeot'du. Bunda flanş mı? Spacer gibi tarzında. Aynen. Spacer de değil. 5 Peugeot'da. Tam onu diyecektim. 4 de takılıyor, 5 de takılıyor. Evet. Aynen. Bu arabanın Peugeot yerleri delik. Orijinal jant lastiği depoda duruyor. Onlar 4 Peugeot'lu. Depo durağında mı? Abi. Depo durağında. Sen şimdi muayeneye giderken sıkıntı yaşıyor musun bu arabayla? Geçmez. Bu sene bir heyecan yapalım dedik. Böyle soktum ben muayene istasyonuna arabayı. Arka kapılar var mıydı? Arka kapı yoktu. He. Zaten arka kapıyı biz muayeneden sonra yaptırdık. Tamam. Komple ben soktum, bir şansımızı deneyelim diye. Muayene istasyonu karıştı. Vallahi. Yani ifşa oldu gibi bir şey araba. Tabii abi. Bu önüne gelen geldi. Uzmanı şey geldi, şeye geldi. Komple biz de ne yaptık? Söktük, jant lastiği bıraktık. Ondan sonra geçirmediler öyle mi abi? Geçirmediler. Ciddi misin sen? Niye arkusun olarak söylediler? Arka ayna görünmüyorsa. Koltuk yok dedi. Emniyet kemeri yok dedi. Arka gözükmüyor dedi. Ne bileyim. Jantlar sürtüyor dedi. Neler neler. Evet. Vay be. Dışında bir değişiklik. Yan marş bel var. Arka difüzör var. Bir de GTR farlar var. Tamam önce. GTR farlar, farlar var. Farlar. Tavanı folyo kaplattırdın abi. Evet. Spoiler'ın var bir adet. Folyo kaplattırdı. Şanssız bu adam. Tavanına evet. Şey düştü bize. Kiremit. Ne zaman oldu bu olay? Tam şu köşeye. Geçen sene. Köşede bokal mı var abi köşede? Yok, boyattırmadım. Ha öylece duruyor. Bak, aynen. Boyattırmadım. Çektirdim. Cammam da çatladı. Kaplattım. Cammam patladı. Ne zaman oldu ya? Geçen sene. Bu zamanlar mı? Yok. Ya bir şey geçmiş. Ekim anladım. Gibi bir ya, şey. Sağlık mağlık olsun. Aynen öyle. Yani önümüzdeki camlara şeyler alacağız. Çıkacağı varmış, çıktı tamam. Bizden. Aynen. Başka bu arabada en sevdiğin şey, özelliklerden bir tanesi ne abi? Tesisatın olmasıdır bence. Başka hiçbir şeye gözüm görmüyor. Benim arabamda müzik olsun yeterli. Ya var ya, bu işin harbiden farklı rahatsızlıkları var. Sen ben abi sen şimdi her telden müzik dinliyorsun değil mi bu arabada? Tabii. Kanun falan çalıyordu böyle, dinliyorsun değil mi? Ya hissiz şenlendirici, klarnet öttürüyoruz bazen. O zaman bizim için bu arabadan güzel bir parça açar mısın abi? Açalım. Tamam. Ne istiyorsunuz? YouTube'a sen, bağlan abi, sen ben açacağım sen şimdi. Sen kafana göre abi. Aç abi kapılarını. Git. Thank you.
girls with their nails done. Evet abi, herkesin merak ettiği asıl soru. Bu arabada kaç paralık tesisat var? Kaç paralık ses sistemi var? Vallahi parça parça yaptırdım ya. Şu şekil yaptırmaya kalksanız bir 130-140 parayı bulur. Buluyor değil mi? Çünkü cihazlar pahalı, dolar uçuk. Doğru değil mi? Aynen öyle. Maşallah bayağı bir... Malzemeler bir de her sahibi değil mi? Komple her sahibi. Pahalı kardeşim. Her. Bir takımın şu an 2800 lira da. 2800 civarı. Yani güzel. Pahalı yani. O zaman böyle bir araba, ortalama arabanın kendisi 120-130-115 bandında desen, tesisatla 140, yani 300 milyara yaklaşıyor her şey içinde. Çünkü panzosu var, oyu var, buyu var, tabii, şuyu tabii, var. Tabii bastır hemen akışı ama. Evet arkadaşlar, Mesut abi bizi bugün kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ne demek kardeşim, her zaman başlıyoruz. Allah razı olsun, sen söylemek istediğin şey var mı? Biliyorum, Mesut abi candır. Mesut abi candır. Sizler de öylesiniz. Eyvallah. Tekrardan teşekkür ediyoruz abi geldiğin için. Anlattığın bir şey var mıdır abi sence arabanda? Bundan vardır illaki de. Devam. Tamam da var ya sana abi. Var. Aynen, güzel. Var. Allah yolunu bahtını açık etsin abi. Kardeşim, Allah inşallah seni istediğin yerlere getirmeye nasip Allah eder. Allah kaza bela ver. Allah kaza bela ver. Sen güzel bir abisin abi. Teşekkür ederim. Anladın mı abi? Gözlüklerimi çıkarttım. Millet yanlış anlamasın, özür diliyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bizi kırmayıp dükkanını açan Eyüp kardeşimize de teşekkür ederiz. Günkar garajdayız. Dükkan önü boş olduğu için oraya geldik. Müsaitti, buraya geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim söyleyeceğimi kankam söyledi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet. Kango hakkında bir şey diyeceğim. Kango'ya video yapacağız. O da diğer hafta yayında olur. Kendisi de orada. Onu da çekersin. Tamam, şimdi kapat. Şeye gidelim.